Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Ben her zaman sana aşığım. Ben her zaman sana aşığım. Bugün böyle dinleti 8'e kadar her şarkının introsunun sözlerini söyleyeceğim. Sonra basacağım gideceğim. Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre. Çarşamba akşamı canlı yayınlar Rabarba Joy Türk'te başlamış bulunuyor. Alayınız hoş geldi. İyi akşamlar beyler. Şarkıları biz mi söylesek ya bu akşam? Şarkı arasında biz söyleyelim yani. Ne olur. Zaten çok şarkı çaldığımı söylemez canım. Orada da yine bizden vakit gider. Ne var mesela bir sonraki şarkı ne? Ne ben ne sen sor ne ben söyleyeyim. Var mı lan? Şaka mı? Gerçekten mi bu? Gerçekten de şimdi çalmayacağım için. Çalınacak gibi. Söylemeyelim keşke. Aynen çalmayacağız yani. Yanıyor ya. Ya kendi repertuarımızdan okuyorum. Okuyalım işte. Ben hıllar hıllar okurum. Joytürk de bu saatlerde gider hıllar hıllar. Gider. Erol Evgin'den geliyor hıllar hıllar. Ben mesela 90'lı yıllarda bir tane Türkçe pop klibinde üstüm çıplak oynamayı çok isterdim. O zamanki vücuduma. Üstünün güzel olduğu ha, zaman. İşte, hayır şu an diyeceğim. O zaman ben de ki vücut da vücut. Göbek yok bir şey yok. Şimdi göbeklerimizden dolayı böyle bir şey yapamayız. Eskiden evet. De ten rengimizden dolayı yapamazdık arkadaşlar. Beyazlıktan. Hiçbir popçunun arkasında tabak gibi dans eden dans yok. Herkes siyahi. Ha evet. Tabii. Ya biraz şey yani yanmış güneşten. Evet. Bu güneşten yanma olayını bir ben... Güneşten yanma değil canım yani... Ten rengi siyah. Sizde de yok bak. 37 senedir bunu bir kültür olarak katamadım hayatıma. Nedir bu? Güneşten yanıp esmerleşmek. Ama sen de ben de çok beyaz adamız ya. Biz kırmızı oluyoruz. Azıcık böyle kırmızı olup 2 gün sonra tekrar bembeyaz oluyoruz. Biz Kızılderililerin beyaz adam dediği adamdan da beyazız. Soluk benizli biziz yani. Daha beyazız yani. Bu kadar beyaz. Kendi adınıza konuşun. Sen evet. Burada esmer çocuğu var. Var ama senin de. Nuri esmer soy. Hani böyle kast yapılır ya oyuncu kastı. Yani bir de dersin ki yani. Hint esmerisin sen. Ha, evet. Hani işte sülaleye bir tane yakışıklı çocuk, işte başrol bir kız, onun kardeşi diyelim, dizi kastı yapıyoruz. Başrolün çirkin bir kardeşi. Hı hı. Hani böyle şey sorumlu, ailesiyle başarısız. Azıcık böyle aklı gidiyor. Benim zaten ismim. Bu nasıl ırkçılık ya? Ten rengi yüzünden adama misti. Öyle bak. Hayır tipoloji olarak da şimdi ben de öyleyim yani. Bir dizi kastı yapsam Nuri'nin aslında bir tane karşılığı var. Benim yani. Adım da böyle yan karakter adı. Ha Nuri işte. Nuri şoför falan. Ha tabii yani işte kardeşi az bir iki görünüyor. Sana bir aşk hikayesi yazıyorlar tutmuyor. Hani? Allah Allah. Ben ufaktan birinin işte esas kızın hafif benim kadar çirkin bir arkadaşı var. Evet. Ona bir yazıyorum. Ama sonra vermiyor. Twitter'a yazdılar mı bunları görmek istemiyoruz diye sizi daha fazla yazmıyorlar yani sonra. Rolünüz azalıyor iyice. Dizilerde böyle şeyler etkili oluyor değil mi? Gençlerin talepleri. Tabii tabii. Bu kadın yani. Çok güzel, bu adam çok yakışıklı diyorlar mesela. Dizinin başında aslında yan rolde olan 10 bölüm sonra bir bakıyorsun dizi bunun etrafında dönmeye başlıyor. İşte değişivermiş dizi. Benim tabii. Bir saçı geriye yatırmama bakar. O mesela bazen de çok ters. 5. bölüm. Ters yapıyor. Poyraz Karayel'de mesela bizim çok da severim arkadaşım Celil Alçakan. Onların bir tayfası var, tamam mı? Böyle 3 tane ana mafya adamının yanındaki adam. Bunların kendi aralarındaki muhabbetler hepsi ayrı ünlü oldular. Sonra dediler ki biz bir film çekelim. Poyraz Karayel'siz. Adı yine Poyraz Karayel. Başroller yok. Ondan sonra 12 bin yaptı film. Yani o kadar da coşmayın yani. Hani yan roller tamam izleniyor. Hani bedava YouTube'da izlenir filan. O okey ama hadi film çekelim oldu mu biraz. 25 lira etmez yani. Yani filme getirmez kimseyi, anladın mı o karakterler. Şimdi Celil'i ben de çok severim. İnsanlar da çok sevdi ama şey başka yani hani. Zülfikar da onun rolü. Zülfikar için sinemaya gider misin desen işte 12 bin kişi ikna olmuş. Öyle oluyor yani. Biraz değişik. En iyi yardımcı başka bir şey yani. Orada duracaksın. Onun ödülünü alacaksın. Daha fazla düşünmeyeceksin. Tabii. En iyi yancı ödülü. Geçen bir şey izledim. Madem bu oyunculuk hikayesinden girdik. Man on the Moon filmi var ya. Sen izlemişsindir Netflix'te. Jim Carrey oynadı işte orada. Andy Kaufman'ı. Ve onun setinden daha önce yayınlanmamış görüntüler yayınladılar. Galiba izledim bir yerlerde. Jim Carrey şimdi Andy Kaufman biraz böyle onunla bununla kavga eden çok sert bir karakter. Direkt kişilik bölünmesi yaşıyor ve Andy olarak devam ediyor. Sette de her an, her zaman, her yerde. Mesela film icabı bir tane boksör geliyor. Gerçek hayatta Andy Kaufman onunla kavga etmiş. Bu da geliyor adamın karısına küfür ediyor filan. Boksörün. Yönetmen bir yerde diyor ki
şu an diyor Andy ile mi konuşuyorum, Jim ile mi konuşuyorum, hangisiyle konuşuyorsam diyor, fark bilmem ne filan. Ama diyor bana bu filmi çektirtmiyorsun şu anda filan diyor. O kadar dayaklık ki. Allah Allah. Müthiş dayaklık. Yani set boyunca role o kadar girip insanlara o kadar cehennem yaşatıyor ki. Jim Carrey'e yani var olan sevgim sıfırlandı ya. O kadar gıcık oldum izlerken yani. Ben de geçtiğimiz günlerde bir şeyini izledim Jim Carrey'nin. Seinfeld'in bir programı var Netflix'te. Aha. Ona konuk oluyor. İşte bir eski klasik arabayla dolaşıp bir yerlerde kahve içip sanat sepet konuşuyorlar filan. O kadar zorladı ki. Buluşmaya gelirken villasının duvarına tırmandı, kapıdan atladı filan. O da kahve içtikleri mekanda masanın üstüne çıkıp kahveyi yere döktü filan böyle. Spiritüel bir adam olmuş o galiba. Değil mi? Spiritüel, böyle bir... Delirmiş oğlum, ne spiritüel ya. Vallahi şey dedi, ben küçük şeylerden mutlu olmayı öğrendim. Az şeylerle mutlu oluyorum filan dedi. Seinfeld de dedi gerçekten bundan daha azı olamaz dedi. Ya müthiş bozdu yani. Çünkü yani bu dikkat çekmiyor. Yere kahve dökerek mutlu olunmaz yani. 55 yaşına gelmişsin. Daha neyin dikkatini çekiyorsun? Delirmişsin ha, belli. Yani belli ya. Ya sakal bırakmış bir de değil mi? Evet evet. Tabii, tabii. Beyazlı beyazlı sakallı. Bu delilikle diyelim, bu diyelim kumara bulandı. Tamam, bütün servetini kaybetti. Kumara bulandı. Kumara kaptırdı bütün parayı. Perişan olur yani. Yani parkta yatar kalkar. Hiçbir iş yapamaz başka. Yani tabii, tabii. Bu spiritüellikle kumara yalnız örtüşmez ya. Aynı kefeye koyamazsın. Hayır. Diğer tarafa gitmen lazım. Ya bu o çok, tarafa doğru bozman lazım. Çok büyük ünün bir şey herhalde artık. Tezahürü. Bir de zaman geçiyor ya. Zaman biz, ün dinlemiyor ya. Kemal'cim biz neden öyle olmadık? Ona bakarsan ben de yani kendim bozacağım çok. Bizde galiba zaman geçmiyor. Yoksa ünlülüğümüzde bir sorun yok, yok da. Yok yok. Yani ben de mesela şu anda atıyorum. Mesut'un bu altyapı meselesi. Şimdi Jim Carrey'de o altyapı yok. Sende var. Ben şu masaya, sen olgunlukla şu karşılıyorsun bu ünü. Şu çıkmasını, yere işemesini bilmiyor muyum yani? Anlatabiliyor muyum? Yayın devam ederken. Ben de bunu biliyorum. Ama ben neden spiritüel değilim? Biz bunu zaman zaman zorunluluktan da yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? İnsanın biraz background'u sağlam olacak. Mesela Jim Carrey'nin şimdi... Senin de filmlerin var yani. Sana şunu söyleyeyim. Baktığın zaman. Üç tane filmim var da. Evet. Jim Carrey'nin anne babasına laf etmek istemem ama benim annem babam beni çok iyi yetiştirdi. Yani. Öyle. Anlatabiliyor muyum? İşte altyapı dediğim o yani. Yani ben bacak bacak üstüne atmam. Saygılı. Hayır, maske çekmişsin. Aile terbiyesi mi almamış yani adam? Evet. Bu mu? Öyle abi. Kim bilir babası neci yani. Uyuşturucu mu kaçırıyor? Böyle bir şey ya, belli. Kim bilir, bu belli aslında. Bizde bakmadık. Bizde de ne ünlüler var. Edison ne kadar beyefendi. Sen Jim Carrey'sin, sen nesin ya? Tabii canım, hiç bozdu mu kendini Edison? Ya gündüz... Vekil bile olamamışsın sen. Gündüz magazin programları var ya böyle, 3 kişi magazin konuşuyor. Aynı onlar gibiyiz şu anda. Evet. Tabii. 2 kadın bir adam. Ha. Şunu yapmadığımız için o kadar mutluyum ki ben. Gerçekten. Yıllardır bunu yapmalıydık yani. TV 8, Kanal 2 bunlardan çok teklif bekliyorum. Ekranı yani. Bir 3'e bölmeli. Magazin yorumculuğu değil mi? Bu aynı futbol gibi. Evet. Pozisyon pozisyon inceleniyor evet, ya. Evet evet, çok garip oldu. Magazin olayında inceliyorlar. Şu bak bunu dedi. Bu bunu kesin buna diyor bu lafı diye. Müthiş işler bunlar ya. Çok dünyanın en kolay işleri. Ekranı 3'e böldüğümüz bir program. Ne oldu önemli. Gerçekten öyle. 3'e bölmeliyiz. Ekranı 3'e böleceğiz. Aynı anda konuşacağız. Bu yani. Kakafoni. Hiç kimse ne dediği anlaşılmayacak. Evet. Ondan sonra bir tane logo. Eğer 6'ya bölersek de açık oturum yaparız. Siyaset konuşuruz. Kaça bölersek ona göre konuşacağız. Anlaşmamıza şey deriz. 6'ya bölüp diğer 3 kişiyi hiç konuşturmuyorum. Çünkü siyaset programlarında öyle oluyor. Böyle İzmir'den, Ankara'dan bağlanan adam oluyor öyle. 45 dakika bakıyor ekrana. Söz veriyorlar, ses geç gidiyor. Orada konu değişiyor, herif birden konuya giriyor. Şimdi kulislerde diye böyle. Programda da biz sizi dinledik olsun. Şey diyelim yani, anlaştığımız kanalda siz bu yakını kaça bölüyorsunuz? Biz ona göre adam bulacağız. İnsan toplayacağız. Bizim çok arkadaşımız var. 8'e biliyorsak 8 kişi. 12'ye biliyorsak 12 yani. Abi 9'a böldüler, 10. maalesef seni alamıyoruz diye bazı insanlar üzülür. Ne kadar üzülürsün ya. Bir kere insan bazen mesela böyle çok hakikaten çok üzüldüğü anlar oluyor. Daha önce yayında anlatmışımdır ama hatırlayanlar da artık ilk defa dinliyormuş gibi olsunlar. Hiç aklımda yok. Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçeceğim. Kola firması. O artık nasıl devletin motorunu da şey yapıyorlarsa sahipleniyorsa giydirmişler. Kola. Tamam, markasını vermeyeyim. Giydirmişler. Sonra sırayla herkese kola dağıtılıyor. Aklımda da kola içmek yok. Geldi abi bana kadar. Dağıttı herkese. Ben de tekrar öbür şeye gitti. Bitti yani. Bir kola açmaya gitti. Gitti, beni atladı.
Öbür masada devam etti. Bütün motorda tek kolasız ben kaldım. Hiç aklımda yokken bir anda böyle lıkır lıkır içiyor millet. Nasıl canım sıkıldı, anladın mı? Mağdur olmak. Ha, müthiş mutsuzum yani. Bir beni es geçtiler. 30 kişi gidiyoruz. 29 kişi kolalık. Ben normal indim. Kaç yaşında adam. İstemezsin de ünlüsün. Ha, kaç yaşında adamım, söyleyemedim bana vermediniz filan da diyemedim yani. Öyle indim. Yapardın motorda aslında ya. Aga çok üzüldüler beni o gün. Yani bir o anda şanssızlığını kabul edeceksin. Niye evet, biliyor musun? Zorlarsan daha beter oluyor. Ben o anda kola istese kesin dinleyici çıkardı. Hadi istedim abi kola. Allah bir kolaya kal. Buyurun abi, severek de dinliyoruz diye böyle. Ya da ulan pis pis bu kadar küçüleceğini bilseyim deyip kolayı yere attı. Ne yapacaksın? Ben emiklerim kolayı yerde. Anladım, köpükleri düşün. Döktü yere. Ne kadar üzülürsün ya. Ben de bunun meyve sulusuna denk geldim. Hatta İlker Gümüşoluk'la beraber yine vapurda denk geldik. Veriyorlar herkesi. Kimse kabul etmedi. İlker ve ben aldık. Sonra kamera geldi, bizi çekiyor. Böyle şey olur mu? Ya. İlker şımardı. Ya. Böyle loko loko içiyor. Oh moh yapıyor. Jim Carrey'nin kendini nasıl bozduğunu, bizim hiç bozmadığımızı girdik ya böyle mevzunun başında. Doğru. Şimdi hikayeler nereye döndü ya, bak. İki dakika içerisinde. Bize kola vermediler diye isyan ediyoruz. Yani, verince daha kötü oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada sadece ikinizin içmesi. Jim Carrey'e kola vermişler diyebilir miyim? İkinizin içmesi ve kamera çekmeleri müthiş bir strateji. Kamera sonra geldi ya. Böyle. Tamam işte. Çok ayıp. Büyük başarı yani. Büyük kuntizlik. Sen tabii bedava diye. Kim bilir nasıl içiyordunuz bedava diye. Üç. Ağzınızı burnunuzu eye içiyordunuz. Ama bedavanın her şeyi güzel geliyor. Bir kere bana çok kötü cips verdiler bedava. Çok kötü ama yani böyle hani tadı gelmiyor. Saman gibi bir şey yiyorsun. Diline yapışıyor. Kötü yani. Ama böyle avuç avuç yedim yani. Anladın mı? Avuç avuç. Taksim'de öğlen sıcağı hatırlıyorum. Böyle bıyıklarımın kenarı hep cips oldu. Mendilim de yok. Öyle cipsli cipsli kurudular yani, anladın mı cipsler? Elimle falan siliyorum böyle. Durduk yere yani. 50 kuruşluk cips. Ama bedava. Yiyorsun yani. Buna hiç. Marketlerde satılan veya verilen sucukları yiyor musun? Her şey yerim. Ben onun yüzüm tutmuyor ya. Göz göze geliyorum, kaçıyorum. Ben abi bir kere geçen o sucuklar ekmek arası yapabilir miyiz dedim. Orada biraz şey oldu. Ekmeğimiz çok yok yalnız. Öyle dedi. Kürdanımız var. Ya, kürdan var. Çok ince kesiyorlar, olmaz o. Onlardan mesela 5 tane alsan, bir ekmeğin arasına koysan, kapatsan kahvaltı. Başka bir yandan alabilirsin yani. Şimdi bazen hafta sonlarında oluyor. Başka bir reyona gidiyorsun. İşte mesela ekmek tanıtıyorlar. Krem peyniri var başka bir reyonda. Tabii tabii. Aga bu açık büfe kahvaltı mı? Yanlış bir şey. Bir öğün çıkarıyorsun. Macar salam aç bitir oradan hop. Hanımlar beyler, bu akşamın bir de sorusu var. Instagram'da Mesut Süre hesabında bir fotoğraf paylaştık. Kemal Ayçer'in, Nuri Çetin'in ve benim olduğum. Hangi ortamda ve ne yaparken gerilirsin? Cevaplarınızı şu andan itibaren yığmaya başlarsanız gayet de iş görür sevgili rabarbacılar. Çok... Zaten yazanlar olmuş şimdiden. Çok ünlülüğümüz artsa böyle şu an gidebildiğiniz nerelere gidemezsiniz beyler? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet değil mi? Ya ben mesela ağaç diplerine küçük suyumu dökemem. Benim standartım çok düşük. Sen yani hayatın gerçekten zorlaşır. Yani atıyorum bir tane yarım tavuk ayran alıp hiç bilmediğim bir apartmanın girişinde saatlerce oturamam. Bu yalnız ünlülük çok fazla artınca da tekrar olabilecek şeyler, hareketler. Ha evet. Çok evet. Çılgın ünlülüğe ulaşınca yine. İyice, hani Şener Şen'i görsem mesela böyle tavuk döner ayran yapıyor bir apartmanın girişinde, derim ki Şener abi zaten tur bindirmiş yani hayata. Hayata tur bindirmiş. Tabii alo. Ki de. Alo. Hoş geldin hocam yayına. Hoş bulduk. Hangi ortamda gerilirsin? Hocam bu AVM lavabolarına girdiğimizde geriliyorum ya. Neden? Hele de işimiz büyükse ya, ne bileyim hani. Tuvaletten çık abi. Biz herkes çıksın bir şuradan, bir zahmet falan diyesim geliyor. Okey, öptük. Arkadaşlar tuvalet konusu daha bismillah ilk telefonda uyarmış olalım. Güzel oldu ibret. Çıkalım abi şu lavabolardan, tuvaletlerden. Böyle şeyleri konuşamıyoruz canlı yayında. Sevmiyoruz yani, değil mi? Hayat sokakta. Ama ben o kadar genel bir soru sordum. Bütün dünya üzerinden her ortamda gerilebilirsin. İlk tuvalet mi? Yani? Bendeki de baht yani bu akşam. Ya ilk de olsa, orta da olsa, son da olsa tuvalet yayına bağlanılmaz ulusal kanalda. Değil mi ya? Allah Allah. Kaç kişi gülebilir ki buna? DM'den, WhatsApp'tan ya da Messenger'dan birine çekinerek sorduğum soruda ve esprili bir şeyler yazdığım anda fena geriliyorum. Karşı taraf mavi tik olduğu halde cevap vermiyorsa artıyor demiş gerginliğim. Hmm, evet bu bir galiba şey işte artık sosyal medyanın ve bu çağın fobilerinden. Evet yani şakanı yapıyorsun. Mavi tik daha çok gerdi mi bizi acaba? Gerdi. Olmasaydı daha mı iyi? Bende yok.
Ben kapattım. Var mı öyle bir şey? Tabii canım var ya. Aa, ama öyle yani o inisiyatifle olacak iş değil. Bize vermemeliler bu hakkı. Mavi tık evet bazısında yok. Çift tık ben oluyor. Çift tık ulaştı demek. Okuyup okumadığını anlamıyorsun. Anlamıyorsun ben. Kaç de öyle. Okumadım. 4 gün sonra şimdi gördüm diyebiliyorum mesela. Yerse. Ama mesela son görülmesi de kapalı. Kapalı. Oradaki zannediyor ki Kemal 4 gündür telefon kullanmıyor. Halbuki burada fıtır fıtır yani herkesle. İmkanı yok onun ya. Artık 4 gün telefon kullanmamak diye bir şey yok. Geçen işte Ebru'nun telefonun tamir edememiş. 6 gündür sadece Facebook mesajından yazışıyoruz. Telefonu yok tamam mı şu anda? Hani neler hissetmiş? Geleceğim geldim. Karikatür dergisi okuyorum diyor. Daha fazla kitap okuyorum diyor. Ondan sonra. İyi şeyler yani. Ha, elim sürekli böyle hani like'a gidiyordu, Instagram'a gidiyordu filan. O harekete devam ediyormuş eliyle boş. Eli boş. Anladın mı? Yine böyle bir basıyormuş bir şeylere böyle. Parmak güreşi yapsın. Boşken o el. Yani oraya kadar gider çift ya yani bir yandan. Hadi gelelim birazdan. 18-18. Yaklaşık 2 saat sonra Maslak'ta BKM Mutfak Unique'de gösterim var. Bütün rabarbacıları pazartesi günü göreve çağırmıştım. Biletler Biletix ve kapıda. Buyursunlar gelsinler. Dolu olması bu akşamın benim için azıcık önemli sevgili rabarbacı. Son bir tane de davetiye vereyim hadi. Tek yapmanız gereken son fotoğrafın altına Maslak'a gelirim yazmanız. Hadi bir telefonu da alacağım yani bir şey olmaz. Alo. Alo. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Merhaba, birden bağlanınca şaşırdım. Önce canlı yayına bağlanıyoruz diyorsunuz ya. Evet, şu anda yayındayız. Buyursunlar, hangi ortamda gerilirsin? Hangi ortamda dini olarak özel günlerde herkese açık yerde içerken geriliyorum. Herkese açık yerde? İşte kilise ayran içiyor. Sana tip tip bakıyorlar. Sen ha anladım. Alkol kullanırken geriliyorsun. Aynen, aynen. Hiç gerilme vallahi, öpüyoruz. Nedir ya, kime ne ya? Değil mi? Ne güzel söyledin. Benim var ya bu yayındaki bu hicvim. Hiç böyle omurgam. Ah benim şu insaniyetliğim. Ya, yani nerede bulur bu şakaları bilmem. Benim yani böyle bütün dünyayı karşıma alacağım şekilde dik durmam. Her zaman gurur duyduğum bir özelliğim. Ceketini yağmurlara astı. Hadi bakalım. Ne demek o? Hiç duymadım. Şarkı. İsyan ettim filan. Öyle mi? Ha. İlk defa duyuyorum. Evet. Peki anlamı ne? Ceketi yağmurlara asmanın? Yani bıraktım burada diyor her şeyi. Bundan sonra isyan ettim diyor. Sen duydun mu bunu? Bu bir şarkı. Şarkısı. Kimin şarkısı bu? Ahmet Kaya'nın. Aa. Mırıldan bakayım. Ceketimi. Böyle değil ben ya. De bilmiyorum. Şarkının başında küçük bir sözü ben vardı. Ben bilirim böyle. Ahmet Kaya şarkıları yani. Epey de bunu hiç nereden duymadım. Yok aga çok dinledim. Bunu hiç duymadım daha önce ve bu öyle bir tabir. Arada söylerim şimdi. Öyle bir tabir olduğunu da ilk defa duyuyorum şimdi sizden. Baba inanmıyor da bu arada. Ya, gerçekten inanmıyor. Yazarım Google'a ya, görürsün. Vallahi inanmıyor. Ahmet Kaya ölmemiş zaten. Güngören'de oturuyormuş. Michael Jackson'ın için de öyle diyorlar. Elvis Presley. Hepsi bunların fikir. Elvis belki ölmüştür artık. Yeterince zaman geçti. Tabii aslında bazı... Michael o, kesin ölmemiş. O ölmedi aslında dedikleri bazı insanın eceli geldi. Yani yaşça geldi yani artık. Hani yaşasa bile demezsin yani. Elvis de zaman aşımına uğradı yani. Şimdi Elvis diyelim yaşıyor. 94 yaşına gelmiş. Hatırlamıyor hiçbir şey. Gidip tanışmazsın yani. Sendeki o kahraman gitmesin diye yani. Hayran oldun adam. Elvis benzerleri ekmek yiyor ya şu anda. Ya onun onların konserleri falan doluyor. Kolay olma. Kolay ya Elvis olmak. Japonya'da falan mesela çok severler. Öyle mi? Hı hı. Tek bir tane Elvis mi yoksa bir sürü Elvis oluyor bazen. Bir, ya birçok şey taklitçisi. Aynı anda 5 Elvis çıkıyor. Ay, olabilir gerçekten. Elvis'in tek taklitçisi olmaya çalışılıyor böyle. O sektöre yalnız kalmaya ama çalışıyor. Ama ne güzel ölmüşün gitmişin sen gibi adamlar ekmek yiyor hala. Acaba ne kadar daha sürecek? Doğru. Bence artık kimse gitmez. Yani bir 50 sene daha olmaz herhalde. Elvis'i kuşak da değişti ya. 50 sene olmaz aga. Mesela git zorluya çıksa Elvis taklidi diye gösteri yapsan gider misiniz? Geçen böyle gençten bir... Gecenin adı da Elvis taklidi. Gençten... Tribute diyorlar ona ya. Ha. Elvis taklidi diye. Gençten bir gruba stand-up yapıyorum. Forrest Gump filmi izleyen var mı dedim. İki tane parmak kalktı. Yani bildiğin... Artık dikkatli olmak lazım bu konuda. Evet. Artık yani bizim jenerasyonun neredeyse tamamının izlediği filmlerden biri. Hı hı. Tamam mı? Yani biliyoruz içini konuşuruz falan. Bilmiyor kimse. Duyduk abi güzel filmmiş falan diyorlar en fazla. Dün bir video izledim arkadaşlar. 15-16 yaşında bir delikanlıya ev telefonu veriyorlar. Eski çevirmeli telefon. Ha? Bağlı bu arada çalışıyor yani. Bir yerin aramasını istiyorlar arayamıyor çocuk.
Hiç görmemiş çünkü. Öyle mi? Hiç görmemiş. Telefon analizesini kaldırmıyor. Çeviriyor numaraları. Ana. Kardeşi geliyor. Kablosu ters galiba. Bunun kablosunu çeviriyor falan. Arayamıyorlar baya. Ne kadar üzücü ya şu anlattıkların. Hadi gelelim. 18.22 az sonra buradayız sevgili dinleyenler. Hangi ortamda ne yaparken gerilirsin? Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 18.30 yayın saatimiz. Kemal Ayça, Nuri Çetin, Mesut Süre kadrosuyla mükemmele yakın yayınımız Rabarba devam ediyor. Hangi ortamda ve ne yaparken geriliyorsun? 0212 368 62 40 telefonunuz ne oldu? Yok bir şey yok, şimdi arıyoruz Kemal'le. Ha tamam. Ben dedim kulaklığınıza mı ses gelmiyor? Bir şey mi aktır? Ben hiç farkında değilim. Dedikodumu mu yapıyorlar? Ben sizin ailenize bakarken güvenemediğim iki konuk. Arkamdan mı konuşuluyor bilmiyorum ki. Bakalım bakalım sevgili dinleyiciler. Çok komik bir videoyu bak koymuş. Arkadaş grubumu izletirken video donuyor ya. O zaman çok geriliyorum demiş. Bence bu topa hiç gerilmemeli ya. Evet. Atıyorsan da sen at. Mesaj olarak izleyecekse izlesin. Geri gel. Orada canlı bulunma. Canlı kimseye video izletmemeli. Evet, değil mi? Çok böyle beğenmiş gibi yapmaktan perişan oluyoruz yani. Evet, zaten beğensen bile bunu belli edemiyorsun ki yani. Çünkü yalnızken başka izliyorsun. Ağzın başın ayrı yere oynuyor ama de, insan içinde yapamazsın. Bir de yani bunun bir süresi var. Ne olur 20 saniye geçmesin. Bana video izletiyor 4.23. Şunu bir izler misin? Bak bak 7 dakika sürüyor. Ha 4 dakika 7 dakika ben ona esir olamam yani. Bir de senin yanında. En beterini söyleyeyim mi? Şunu bak bir izle diyor 7 dakika. Sen onu önceden izlemişsin söylüyorsun. Yine de çekmiyor telefonu. Evet. Bir daha izlettiriyor sana. Sen daha iyi biliyorsun ondan videoyu ama çekmiyor telefonu. O da ona darbe çünkü ya. Bir şeyi hevesle getirmiş önüne. Ben gündemi geç takip ediyorum ya. O çok komik ya. Ben mesela 2 sene önceki bir tweet'e atıyorum. Sebepler çok komik diye. Kemal diyor ki bunu 2015'te yaptılar oğlum diye. Azıcık dayı gibi yani. Babalarımız annelerimiz de Facebook'tan takip ediyor ya. Hmm. Geç takip ediyor her şeyi yani. Çok geç takip ediyor abi. Bir ben de Facebook'ta yani. İnanılmaz yalanlar dönüyor. İnanılmaz yalanlar dönüyor. Nasıl? İstanbul'un Anadolu yakası bir virüse teslim falan diye haber çıkıyor mesela. Vallahi. Belki doğrudur. Belki biz evdeyiz. Annem atıyor mesela Avrupa yakasında 4 milyon kişi ölecekmiş falan diye. Birbirlerine atıyorlar bir de böyle anneler teyzelere. Böyle teyzeden sana geri dönüyor falan. Eskiden olurdu da hani şu 10 kişiye gönder şeyleri. Hı. Gençler onu bıraktı, yaşlılar devam ediyor. Evet, yaşlılar daha böyle haberleri ciddi boyutlarda. Ama ne yalan haberler. Ama Godzilla Beylikdüzü'nde falan diye haberler siz böyle. Siz de tırsmıyor musunuz? Mesela bir şey gönderiyor. 10 kişiye göndermezsen başına geleceklerden ben mesul değilim falan diye böyle. Benim tırstığım tek şey monitörünü patlatırım. Bunu hep yiyorum. Bunu da artık yapmıyorlar. Eskiden MSN zamanı öyle bir şey vardı. Bak şimdi sana bir virüs göndereyim o bilgisayarı bir daha kullanamayacağım evet diye. Mesela adamla küfürleşiyorsun. Evet. Tamam mı? Tamamen ele geçiririm. Gel, şeyden çıkıyor iş yani. Gel lan. Bursa merkeze gel lan diye böyle hani karşılıklı şey yaparsın. Kavga edersin o ayrı. Kimse gitmez oraya da. Ama dediğin gibi bilgisayarla bir şey yaparım dediğin zaman hiç hakim değiliz ya bir de. Evet. Yapar diye korkuyor. Ya orada da atara devam ediyoruz. Yap lan diye sonra çekiyorum fişi. Bir de bak şimdi diyor sağ ekranın diyor sağ alt tarafına bak bir şey çıkacak diyor. Gerçekten bir şey çıkıyor orada. Anladın mı? Bir şey göndermiş. Belki engelleyebilirim ama bilmediğim için ben dokunmuyorum bir daha bilgisayara. Ya aslında devam etseler bunun pazarı var. Biz orası devam edin buna. Yani şöyle söyleyeyim. Halbuki çok iyi yakın. Ne işi var o tarz? Dolandırıcılara yol göstermek gibi olmasın. Bilgisayarınızı patlatırım diye 100-200 tokatlarsınız abi ben sana diyeyim. Monitör patlayacak da camları üstüme girecek falan diye hep bir korku. Tuz buz olacak şimdi monitörüm dedi mi karşıda? Sana öyle bir bilgi göndereceğim ki bilgisayar taşıyamayacak. Megabaytı belli gigabaytı belli hakikaten ya gönderirse. Bilgisayar da çok ağır gelecek. O yüzden eskiden şey vardı ya. Bir basın çok ısındı falan. Bu araba kaç yapıyor? 180. Oğlum 180 gösteriyor da 180 yaptı mı kapıları kopar diye böyle şeyler var. Kapıları kopar. Öyle kapılar kopar işte dengeni sağlayamazsın uçurumdan yuvarlanırsın diye şeyler önü var. Kalkar oğlum o kadar hızdan falan diye şeyler anlatılırdı. Kadranındakini yapamıyor diye bir şey evet var. Bunu Kemal bilir doğru mudur bu? Her araba için doğru mu bu? Şey anlatırlardı oğlum bir çıktık deme kadranı kırdık. 180 ya araba. Mesela 190 yapmışlar kadran kırılmış.
Yani öyle bir sona vurmuş ki geri gelmiyor yani. Böyle bir... biz diyor Mercedes'in sınırlarını aştık diyor. Senin böyle bir şahsi mümkün. Tecrüben var mı? Hayır hiç canım, kadran dövdün mü? Kadran sonu görmedim ben hiç hayatım boyunca. Ben öyle tartı kırdım yani. Ya. Ben mesela yüz... kadran kıran varmış burada. Bir dakika. Teme bir çıktım. Kadran kıran. ATV'nin yeni dizisi. Kadran kıran her cuma 20'de. Şimdi sen anlat kadran kıran. 120'ye kadar ya bazı basküller. Evet. Ben işte öyle kırdım tekrar çok. Tekrar sıfıra mı dönüyor? Ay bindiğin gibi mesela tung diye sonuna vuruyor. Hı hı. Acık bir geri geliyor. Tekrar vuruyor. En sonunda böyle hayatta kalmaya çalışan tavşan gibi yani. Tam kadar böyle titrediğini görüyorsun. Daha da gitmek istiyor gidemiyor yani. En sonda. Ama bu benim dediğim elektronik değil. Hani yazıyor ya böyle bölme bölme. Tabii şeyli. Ha. Oklu. Oklu. 120'den sonrasında gitmek istiyor gidemiyor. Oklu. Teknoloji bak. Çok ucuz baskül yani. İyice ucuz baskül. Bazen öyle de dijitalden iyi oluyor yani. Bozuldu şeyler. Mu peki? Ne o? Bu tartı daha sonra. Yok tekrar başkası çıktı. 53. İnince nefes alıyor. Yani tekrar... Ok. Bir kendine geliyor. Tekrar sen ok çıkıyorsun. Bırakıyor kendine. İnsan gibi 77. Bir su dökersin üstüne. Ferahlar. Bana diyor bir su getir. Vallahi baskül seninle de ha. Bir süre çıkmayın. 18.36 yayın saatimiz sevgili dinleyiciler. Hangi ortamda ve ne yaparken gerilirsin bu akşamın sorusu. Hemen bakalım sizden gelen cevaplara. İş toplantısında ya da okulda sunum yaparken gelmiş olan anlamsız soruları anlamlandırmaya çalışırken gerilirim. Sunumun bir kere kendi başına bir gerginliği var. Arkadaşlarına da yapsan değil mi? Sunum yani gerçekten gergin bir şey. Sunum çok kurallı, böyle duracağın yere kadar aslında kuralları olan projeksiyon, bir şey, çok gergin yani. Ondan sonra sürekli böyle bir genius fikir söyleyeyim de dizilerde öyle ya. Tekstil mesela, tekstil toplantısı yapılıyor. Diyor ki mesela bütün tişörtlerimiz mor olsun, halka halka olsun. Ooo müthiş fikir. Hani ooo bilmem ne bundan hemen işte Suudi Arabistan'a satarız. 2 milyon ten diye oradan Özcan Deniz çıkıyor oradan. Öbürü çıkıyor diyor ki işte. Bu yine bu şey neydi, İstanbullu gelin değil mi bu? Mesela, hemen Özcan Deniz örneği geldi. Bunu diyen de çünkü stajyer. Bir fırsat olmuş, ona gelmiş. Yani asıl sunum yapacak olan bayılmış gelememiş. Buna diyorlar ki fırsat sıra sende, sen yap. Ulan arkadaş, bu da yapıyor. Ötekinin yerine sunum yapıyor. Fatma Hanım öldüğü için ben geldim. Buna da diyorlar ki buna stajyer oğlum, hepimizden daha yaratıcı fikirleri var. Sonra onunla aşk yaşanıyor değil mi stajyer? Sonra işte patron diyor ki şu sunumu bana da yap. Özel dosyayı alıp odama gelin. Tabii yani ondan sonra diyor ki bana niye sunmuyorsun, böyle şeyler. Yani diziler böyle yürüyor genelde. Akıl sunumlarda fikir. Bir de aksilik de çok olur ya. İlerlemez slaytlar. Tabii bir aksi bozulur. Bazen de böyle çok kötü sunum yapılır. Atıyorum pornografik bir görüntü. Karışmış sunumlar meğer. Anlatacağım. tabii. Var birkaç. Buna mı İstanbul'u gelin? Yok, bu daha çok X videosu. Değerli konular. Tekstilde bir çığır açıyorum. Açtım. Yani işte karışıyor sunumlar. Daha böyle hani özel anların olduğu bir biri şaka yapmış ya da onun kötülüğü isteyen kötü kadın bunu yapmış. Karamelek. Ondan sonra bunu yapmış. Ondan sonra vay efendim işte böyle şey mi olur, kovuldunuz. Şirketimizin itibarını zedelediniz. Ondan sonra iş ortaklarımız bizden ayrılıyor gibi 8 böyle. 8 milyonluk ihaleyi batırdın. Alamadık sizin yüzünüzden. Hayırlısı be yani. Gidiyorsun. Gibi şeyler. Telefonumuz var, bakalım kim. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam, hoş geldin. İyi akşamlar Mesut abi, kolay gelsin. Sağ ol. Hangi ortamda gerilirsin, buyursunlar. Mesut abi, servis şoförüm ben. Daha önceden de aramıştım, Doğukan ben. Tamam. Biz şimdi böyle yolda giderken böyle en arkada oturan adam... Abi o şeridi niye değiştirdin diye soruyor ya. Tamam. O beni çok ayar ediyor. Öyle olunca bir en fren çekip arabayı yanlayasın geliyor beşte. Yanlamak ne demek arabayı? Şerit ya girip tutasım geliyor. Ha yaşa, öptük. İyi bak kendine, bay bay. Şoförün dışında bak, şoför tarafından dinledik şu anda. Şoförün dışında karışmak konusunda düşünceniz ne? Valla canımı tehlikeye attığın ben karışırım. Öyle mi? Evet. Konuşur musun? Ben de mesela... Servislerde biraz farklı. Şimdi arayan arkadaşımız belki haklıdır. Sarı dolmuş şoförü. Çok çünkü sıkılıyor. Bildiğim kadarıyla sarı dolmuş şoförü. Haksızdır o zaman. Muhtemelen haksızdır. Ben de mesela Nuri de benden diye tahmin ediyorum. Atıyorum biz canımız yine tehlikede ikimiz. Susarım. De. Kemal de var. Susmak ayrı, zaten susarız. Kemal konuşunca Kemal'e sus diyelim ben. Yani anlatabiliyor muyum? Yani gelme lan ortalığı. Patron orada. Beğenmiyorsan taksiye bin. O bizim babamız. Evet. Yani şoförcü çıkarım bir anda.
Kemal'e gıcık olurum. Tanımıyorum diyeyim Kemal'i de. Birader sen de işte söyleyiş tarzını bilmiyorsun. İletişim önemlidir falan diye başka bazı bir kanalda. Bazı insan öyle ya, müthiş böyle şoförcü oluyor. Ha. Biniyorsun. Takla atmışsın ya. Minibüsten çıkmaya çalışıyorum. Hala o bir bildiği vardır falan diye böyle. Ya minibüse biniyorsan minibüsün bir konfor tanımı var. O tanım içinde seyahat edeceksin. Daha fazlasını beklememelisin. Ama o konforu şoför, biz geçen gün İlker Gümüşoluk, ben, Nuri yayından çıktık. Minibüsle Beşiktaş'a gideceğiz. O kadar hızlı gidiyoruz ki Ferrari geçtik sol çap solumuzdan. İlker ki biz nasıl geçtik lan bunu diyor. Geçtik yani. Sağladık. Sollamadık. Ha, sağladık bak, sağladık. Koskoca, bir daha vermeyeyim markasını. Koskoca araba yanımıza böyle zzzz diye geçtik. Biz Ferrari geçtik. İlker gösterdi. Bakın beyler kimi geçiyoruz. Bayağı bildiğin şaşak aldık yani. 150'li gidiyoruz. Onların dakika sistemleri var ya, tabii. İki durak arasında şu kadar dakikada geçeceksin, geleceksin, burada bekleyeceksin filan. Bazı durak mesela boş geçiyor. Hı-hı. İşte boş geçeceğini bildiği yere hızlı geçiyor. Gidip sonra bir sonraki durakta iki dakika bekliyor mesela. Hah, yaşa. İşte o aradaki mesafede sen ölüyorsun. Evet, çok hızlı gidiyor. Yani yapı olarak da çok böyle hız yapmaya müsait değil ya. Hemen kutu gibi devrilecek bir şey minibüs. Onunla neler neler yapıyorlar tabii, yani. Oraya zikzak yapıyor, sekiz çiziyor, bilmem ne yapıyor filan. Özellikle genç şoför sevmem ya. Bir orta yaşı aşmış isterim. Emanet kullandığı çok belli gençler oluyor ya. 16-17 yaşında. O gencin yanında bir genç daha, gece bir de ışıklı minibüs. Evet. Kırmızı ışığı vurmuş içeriye. Pavyon mu minibüs mü belli değil. Evet. Şeydesin diyelim, Bostancı'dasın, Kadıköy'e gideceksin. Arkadaş bir basıyor, tek başınasın, vurmuş arabesk ton ses, bambaşka bir ortamdasın. 2 liraya gideceğim diye yani 1.80'e perişan bir ortamdasın yani. Konsumatist gelse şaşırmam, öyle bir ortam. Vallahi bak öyle, o kadar pavyon yani. 2 lira diye binim, minibüse 5.000 lira hesap geliyor. Arkadaş bir gün öyle bir çay tabağında geliyorsun. Bir gün öyle bindim, hanımefendi binmiş, kocacım diyor. Allah Allah. Kocacığım şurada uzatır mısın parayı? Ağzında gül, istemiyorum ya. Şuradan iki kişi al kocacığım. Ben böyle bir minibüs istemiyorum. Ağzında güllü kadınlar. Ben niye gidiyorum Kadıköy'e? Beni delirtmeyin ya. Ucuza gideceğiz diye. Alevli para üstü. 2 lira Kadıköy Efendik, 4.800 lira kons. Ne kadar kötü ya. O ışığı yapmayın yani içeriye. Vallahi yapmayın. Bir telefon var, sonra araya gireceğiz. Alo. Alo, yaşalar Mesut. Hoş geldin hocam, ne haber? İyiyiz, sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Buyursunlar, hangi ortamda ne yaparken gerilirsin? Mesut, ben şu anda gerginim. Akşam maslakta sen bir 3-5 espri yapana kadar da gerginliğim sürecek abi. Niye ya? Abi şimdi ilk defa birilerini götürdüğümüz zaman hep böyle oluyor. Çünkü öncesinde sen anlatıyorsun. Sen oyuna mı getireceksin insanları? Evet, maslakta. Çok rahat. Rahat ol, rahat. Bak, çok rahat ol. Bu benim 1000. oyunum oğlum. Çok rahat ol. Biliyorum ben senin oyununu da. Tamam. Götürdüğüm adam kaliteli espriden anlamayan adam olunca. Tamam, olsun olsun. Hadi öptük, bay bay. Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi görev bilinci olan ravarbacılar iş başında akşam 8.30'da Maslak'ta buluşalım. Gelin işiniz yoksa. Benim hiç bilmediğimiz hikayeleriniz var. Nuri en son benim oyuna geldi. Yani artık 26... Bazen zahneye çıkıp senden önce yapasın. 26. dakika baktım, Nuri böyle şey yapıyor. Duvara sabit bakıyor yani, o kadar. Oh artık yani. Hani, tamam ya diye. Duvarı boyamışlar. Parmağı, bir yenilik var duvarda. Evet. Diğer her şey eski. Anlattığı aynı. Mekan yenilenmiş. Ener yine bağırıyor ama. Burada bir sinek öldürmüşler galiba. Diye baktım. Vallahi duvar safsar ya. Hadi geleceğiz. 18.43. Hanımlar beyler, hangi ortamda ne yaparken gerilirsin? Instagram'dan cevaplarınızı yığınız. Şu davetiyeyi de verelim artık. Bu akşam 8.30'a Maslak'a yetişirim diyenler son fotoğrafımın altına Maslak'a gelirim yazsınlar. Mesut Süreyler'e barbağa devam ediyor. Hanımlar beyler, yayınımız devam ediyor. 18.52 itibariyle davetiye kazanan isim belli oldu. Masla dım 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 dım. Kendisi kimdi, bir bakayım. Deniz Cansu kimdi? Deniz Cansu Karakus. Hatta demiş ki şahane, misafirimin de adını vereyim mi? Yok, senin adın artı bir olarak kapıda ismin olacak. Kimliğini yanına al, zaten o hal dönemindeyiz, kimliğini her türlü al sevgili Deniz Cansu. İyi seyirler şimdiden. Diğer rabarbacıları da gayet biletli olarak bekliyoruz bu akşam. Dolması mühim. Çok korkmuş. Üstüne basarak söylemek. Alın gelin.
Yani ona göre. Çok güzelmiş bak. Harika bir iç dünya. Gece gece eve giderken sokakta önümde yürüyen kız gerildiği zaman ben de çok geriliyorum demiş Necdet. Evet, bu benim hiç de başıma hiç takip etmiyorum ama bir anda soğuk rüzgarlar esiyor. Peki yani. Duruyor musunuz yoksa geçiyor musunuz? Ben İki hemen seçenek var. Şey yapıyorum böyle, onu sakinleştirmek için telefonla böyle işte eşimle konuşuyormuş gibi. Aa çok güzel. Ben yanımdan tatlım ne yapıyorsun? İşte ne lazım eve falan. Ben yanından koşuyorum. Anlık daha çok geriyorum ama onu da bu stresten kurtarıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de geçme taraftarıyım. Geçiyorum ama ben öyle geçmek değil. Geçerken de geriyorsun. Her adımda öleceğine bir kere öldüm. Ya şöyle geçen oldu, vallahi oldu yani. Anladım, biraz da büyüğüm ya ben yani. Ben etrafında koşuyorum dönerek. Çekildiğini anladım, depar attım. Yani bir anda böyle bir yere yetişiyormuşum gibi. O an korktu. Yine uzaktan koştum da ben tam dibinden koşmadım. Çok hızlı koşmaya başladım uzağından. Geçtim onu durdum, sonra tekrar yürümeye devam ettim. Böyle bir şey oluyor yani. Korku yerine hayrete bıraktın. Ne yapıyor bu insan? Bazen mesela hiç birbirini takip etmeyen iki adamda da bu gerginlik oluyor. Şimdi çok ıssız bir yer, önde bir adam, arkada sen. Şimdi o senden geriliyor, acık hissediyorsun. Sen ondan geriliyorsun. O senin tipini beğenmemiş, sen onun tipini beğenmemişsin, tamam mı? İkiniz de böyle birbirinize it kopuk muamelesi yapıp sen onu geçiyorsun, o seni geçiyor. Böyle manasız bir yarış oluyor yani. Bir anda böyle, anladın mı? Herkesin birbirini geçtiği, hiçbir şey de yok ortada yani. Gerginlik. Sonra yok. Depar. Bir anda iki kişi bir yarış var. Oluyor bir anda. Koşmak çözüm yani. Anladın mı yani? Beraber koşun. Kim kazanırsa. Hemen gidip bir tane patlatacağım. İstek kelime. Hızla bordura verelim. Yetti bu gerginlik. Hocam zaten o kadar korktum, bir tane vurayım. Sen de rahatla, ben de rahatla. Hiç bunları konuşmayacaksın ya. Sadece vuracaksın. Çat diye. Alo. Alo. Hoş geldin hocam. Hocam hoş bulduk. Hangi ortamda geriliyorsun, ne yaparken? Hocam bence gerginliğin en kötü olanı, en rahatken en gergine geçiş modu. Ben şirket toplantısındaydım. O sırada rahatım. Hiç sunumdan yapmıyorum. Arkadaşım yapıyor. Ama benim bilgisayarım yapıyor. Birden şeyleri geçerken yanlışlıkla bir fotoğrafa bastı. Ne çıktı? Fotoğrafta da şöyle bir şey var yani, tamamen yanlış anlaşılım. Hani benim arkadaşımla Bursa Uludağ'da çekildiğim fotoğraf. Böyle bir kalp, bir kardan kalp yapılmış. Tamam. Onun önünde el ele arkadaşım da Erçik, adı Deniz. Onunla el ele fotoğrafımı gördü. Bütün toplantı işte orada, bütün müdürler, herkes. Öyle bir rezil olmuştum yani. Ya bir şey olmaz yani, her iki türlü de, her iki ihtimalde de rezil olacak bir şey yok. Senin hayatın, biz de karışamayız. Hadi öptük. Bak biz bile yanlış anladık hemen. Yok ya, o anlamda söylemedim. Bize ne bu oğlum? Ya o tip fotoğraflar üzerinden yorum yapılmaması gerekir bence yani. Şimdi çok güzel de ama açıkladı. Ama bunun dedikodusu çıkar canım. Ha, çıkar ama belli ki şaka yapmışlar. Kendilerince fotoğraf çekmişler. Yani açıklamasına sonuçta inanacağız yani, adamın deklarisi bu. O yüzden de bize laf düşmez artık. Bu konuda yani beyan esas olduğu burada için. Burada çıkacaksın. Bu fotoğrafla göründün mü çıkıp anlatacaksın yani. Ha, evet benim, böyle durum diyeceksin. Benim peder 90'lı yıllardı beyan dedin de sen, arzualciydi. Böyle bir meslek vardı biliyor musun? Adliye önünde, adliye daktilosuyla, önünde daktilosuyla oturan. Hazır ama dilekçe yokken. Yani şöyle de oluyordu yani. Bir de böyle yan meslek vardı. Fıtır fıtır dolanan çaycı. İki tane arzualcinin yanında sandalye. Oraya oturuyorsun. Çayların hı-hı geliyor. Söylüyorsun yazıyor. Söylüyorsun yazıyor. Böyle bir sen müşkülünü anlatıyorsun. Ha. O şeyi o biliyor. Evet yazıyor. Hukuk diline dili biliyor. Evet dilini biliyor. Terminolojik olarak hangi kelimeyle kız. Çünkü onu senin oraya öyle demeyeceksin diye sana yol gösteriyor. Senin anlattığın gibi hakime versen çok avam yani, anladın mı? O da beni aramıyor diye. Böyle olmaz yani. İki kere aradım açmadı diye. Orada sen hüküm verebilirsin aslında. Aga sen yani devam etme bu davayı, kazanamazsın diye. Tabii verirsin. Beraatine diye. Ve arzualci fena para da almıyordu yani. Kesin alıyordur ya. Çünkü çok güç simgesi orada. Evet yani o zamanlar bir de bilgi daha kıymetli bir şey olduğu için. Evet ulaşamadım. Ben bu arada yakın zamanda bir gördüm bir yerde, hatırlamıyorum şu anda. Göremezsin. Vallahi gördüm. Bir iki sene önce gördüm. Evet. Rüyandır en fazla. Kemal ne iş var? Ölmekte olan meslekler de AVM'de açmışlar. Yani şöyle, sana şöyle söyleyeyim. Bir tane arzualci kalmadı yani Türkiye'de. Gördüm, size de göstereceğim. Son arzualciyi. Kimi gördün acaba? Bilmiyorum. Çok da güzel bir ismi var resmen mesleğin. Tabii. Ya. Arzuhal. Çok güzel bir tabir. Arzuhalci bir de yani. Arzuhal satan gibi duruyor ama yine de o biliyor yani hukuk dilini. Bir de benim babam hukuk falan bitirmedi yani. Kendini geliştirdi tamamen. Gerek yok zaten. Ya sen niye böyle savcıymış gibi davranıyorsun? Çok ön ilikleyen adam yapar bunu. Aga bir şey söyleyeceğim sana. Aslında normalde hiç okumadı ama. Tamam işte, bilgi önemli ya. Babam bunu şimdi düşünüyorum, yapmaması lazım. Emlakçı adam. Tamam da alaylı olarak. Ciddi değil. Arzuhalciler de yalan yanlış yazıyordu zaten. Ha öyle mi? Tabii canım.
Sen şimdi babam sadece ne demeye çalışıyorsun? Bozuşuruz. Yok, ha. Abi, değil de yani. Kusura bakma da biz süreler olarak dolandırıyor muyuz insanları? Onu mu demeye getiriyorsun? Hayır abi. Bu normalde insaniyet namına yapılması gereken bir şey. Ben oradan, bir şey demiyorum. Kim insaniyet namına başkasının derdini daktiloya geçer? Bir de eskiden nedense. Çok saçma değil mi yani? Daktilo ile yazmak sanki icap ediyordu. Elle yazabilirsin dilekçeyi normalde. Yazarsın tabii. Ama asıl işte mesele cümle kuramamak değil galiba. Tükenmez de yazmamak. Çünkü o dilekçeyi da müthiş ciddi bir de sizleştiriyor. Daktilonun galiba o zaman ederi de var. Hani var var olmaz. Değil mi? Hani kıymetli bir şey daktilo. Ben yakın zamanda 2 ay evvel falan bir dilekçe yazdım. Tamam. Boşlukları hiç düzgün ayarlayamamışım. Hepsi ya böyle yukarı yarıda. Böyle bir durumda babama söyle yazsın. Veriyorsun kabul ediyorlar ya. Eğer 100 lira, 100 lira sakal bırakırsan babam sana yazar. Onu bil. Az sonra burada olacağız. İş bu. Ayrılmayınız. 18.58. İş bu program 7'den sonra devam edecek. Küçükken müthiş takmıştım ben ona. Ne, arkadaşlar ne demek 19.04 gibi buralardayız. Saygılarınıza arz ederiz. İş bu reklamlar. Bay bay. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Beni bilirsin. 90'lar tınısı yok muydu şarkıda? Çok böyle bir... Senle düet oldu bir de. Sound olarak... Çok benim sevdiğim bir sound bu yani. Hani acık böyle nakaratta minik minik bağırarak. Şeyi kim söylüyordu? Küçücük yüreğimle ben sana. Sibel Alaş mı? Sibel Alaş. Sibel Alaş. İşte o tandansı verdi bana da. Ben o fem, o şarkının fem galiba, evet, senin galiba söylediğini. Ve çok ben çok severim bu çok tarzı. Bayılırım. Soyismi yani. Demirel olan herkes Süleyman Demirel'in yeğeniymiş gibi gelir bana. Çok sık selam edelim aslında. Kullanılan bir soyad değil mi Demirel Türkiye'de? Tabii canım. Türkiye'de en çok kullanılan soyad herhalde nedir? Yılmaz. Yılmaz. Öztürk. Alternatiflere bakalım. Öztürk. Arslan olur. Evet. Çok var Arslan. Doğru. Ondan sonra Demir var. Çetin de var. Çetin de aa, var. Demir var, Çetin var. Doğru. Evet. Doğru. Süre yokmuş. Dün oyunumuza bir Giresunlu abimiz geldi. Dedi ki süreler dedi bir Giresun'da var bir Bursa'da var dedi. Ha. Süre soyadı sadece iki şehirde kullanılmış Türkiye'de. İki aile yani. Ayça da öyle. İki, muhtemelen iki ya da hadi iki çarpı ikidir. Bir biz varız bir de Engin Ayça diye bir yönetmen var. Ayça da mı az? İki tane ya. Ana. Türkiye'de iki tane. Vay anasını. Belki de akraba izdir. Benim isim soyadla bir sürü insan var ya. Dünya var, kadar. Çok var tabii. Herhangi bir yere Nuri Çetin yazsan 4 milyon tane bulmuş. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman sevgili dinleyenler bir tane bir şey çıkıyordu Google'da. Halk müziği korosundaydım 4 yıl. Uşak konsere gittik, o çıkıyordu. Bir de uzun yıllar hiç böyle hayat yolunda iz bırakamadığım için şu çıkıyordu. Mesut Özil var ya. Evet. Şey olduğu zaman Türk milli takımında mı oynayacak, Alman milli takımında mı oynayacak diye böyle kararsızlık var. Mesut Süre istedi. Mesut Özil Fatih Terim'den Süre istemiş. Ve Mesut Süre... Ve... Ortaya müthiş bir yani stand-up gösterisi. Mesut Süre istedi diye benim böyle yani 30 sayfa filan Mesut Süre, Mesut Süre, Mesut aratınca siyah oluyor ya. Şu hırsı insanı ünlü yapar ya valla. Bu haber kalksın. Ulan hırsı dedim ben. Ben dedim öyle bir şey yapacağım ki dedim bunun üstüne çıkacağım. Çok saçma ya. Yani, neyse ki Mesut Süre'yi aldı. Aldı kararını aldı. Kararını aldı. Hala Süre istese konu belki kapandı neyse ki. Mesela konu kapanmasa. Şimdi Mesut Özil kendi adını yazıyor da BKM Unique çıkıyor. Ya. Neler, nereden nereye be? Şunu bileydin yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de bir ara kendimi aratınca Atatürk falan çıkıyordu. En yakın sonuç Kemal, Kemal'den Atatürk çıkıyordu. Ben hiç yokum yani. Şu anda da bence öyle olmalıydı. Ayakkabı markası çıkıyor, paşam çıkıyor. Ben yokum ama hiç yokum yani. Ha Tanca. Hayda. Ulan konuklarım benden yayıncı ha. Tanca. Vallahi, ben sana bir tabanca. Vallahi az. Güzel, sana şaka. Cebimde bir revolver madem öyle. Revolveri uzun zaman hiç kimse anlayamadı orada biliyor musunuz kelime olarak? Bilmiyorduk evet. Evet hani ne dediğini anlayamadılar Haluk Levent'in. Hı. Cebimde değişik bir peynir zannediyordum. Ha, revolver. Ne diyor bu adam burada? Hani, revolver. Kahvaltıda böyle yenmez de özel akşamlarda yenir peynir var ya. Cebinde taşıyor. Cepte peynir. Bu yüzden ayrılmışlar. Pis adammışlar. Bir şey söyleyeceğim. Cepte peynir en başta iyi bir fikir gibi gelmeyebilir ama gün içerisinde beni çok mutlu eder biliyor musun? Yani, ya cepte parça olabilir. Bunun uygulamasını yapacaksın. Cepte peynir. Bu... Hayır. Arayacaklar götüreceksin. Öyle cepte değil lan. Kot cebinde. Bir lor olsa da yesek benim diyecek. Kot cebinde. Bak kot cebinde, sağ cebimde krem peynir, sol cebimde yarım ekmek. Cebinize paketsiz doldurduğunuz en pis şey neydi acaba? Şimdiye kadar.
Leblebi çekirdek zaten bariz. Dinleyicilerimize de soralım arkadaşlar. Bu peynirdir herhalde. Bu saatin, bu saatin ilk anonsunda bunu konuşacağız. Cebinize akışkan ne koydunuz? Yani akışkan değil de normalde bir kot cebinde olmaması gereken ne taşıdınız? Hem yazın Instagram'dan hem arayın. Cepte peynir dünyanın en kötü ikinci fikri. Birincisi evde tiyatro. Hepinizden oldu. O da tiyatrosu. Dinliyorsa mesela sevgiler. Mesela evde tiyatro kötü bir fikir mi? Berbat fikir. Mesela beni seviyorsun sen. Ben o da konseri de yani var değil şey mi? Gibi, evde oto tamiri gibi. Yani hiçbir farkı yok. Olur mu olmaz abi? Sen olmaz bir, evet. Bir dakika şimdi şöyle. Diyelim oyunum 7'de. Evde road balance. Diyelim evde 7'de tamam mı şey... temsilimiz 7'de müsameremiz geleceğiz size. Eve geç geliyorsun, evine alınmıyorlar. Hayır, seni. 5 gibi. Bu nasıl iş? 5 gibi geleceğim ben. Bileti de kendim keseceğim kapıda. Akrabalarınızdan 30 lira karşılığında biletimizi kesip koçanımızı verip vergimizi de ödüyoruz sonuçta. Akrabaları dolduracaksın salonda. Böyle minik bir yükseltti şiltelerden. Çıkacağım üstüne. Yüklüğün üstünden. Küçük bir gösteri. Az önce de kafa tazını olmak ya da olmamak diye dayına. Koyun kellesiyle. Hayır hurç hurç. Hurçtan atlayacağım. Bakın bakın buradan buraya atlıyorum. Kötü bir fikir mi oğlum? Evde tiyatro budur evet. Kötü fikir mi bu? Oda konserleri de böyle değil mi işte? Aynı yine hafif geniş bir evde. Sofar. Efendim? Evdeki konserler var ya, Sofar konserleri. Kalbenin de vardı, milyon izlendi. Evet evet. Ha, evin içinde. Ne kadar güzel bir ortam ama. Evde bir şey yapmak. Bir orada şarkıyı şarkıya bağlarken tırto bir geçiş konuşması yapılıyor. Evet yapılır. O olmasa gayet neşeli bir organizasyon çok bence. Çok eski TRT adabı var. Yapan sanatçı değil de yayınlayan kurgucuya tükürmemiz lazım orada. Kes onu mu? Hiç yapılmasın. Ama şarkı... Şimdi bu şarkıyı söyleyeceğim diye başlasın ikinci. Ama şarkıcı orada hani gitarını bitarını ayarlıyor. Bence o işler de... Ayrılık dedik de filan diye böyle ayrılık tabii, üzerine tabii. Konuşup. Ayrılık. O zaman bir şarkıda da... Şimdi de şehvetten bahsedelim filan diye öbür şarkıya geçiliyor. Şehvet mi? Ya alo. Ne bileyim işte. Alo. Alo. Merhaba. Abi cebinde ne taşıdın tuhaf şimdiye kadar? Tuhaf eski kaşar ve fıstık taşıdım. Beraber mi taşıdın ikisini? Evet beraber tuzlu fıstık ve eski kaşar birleşince mükemmel bir tat oluyor. Abi sol... Bir şey diyeceğim nereden çaldın? Sol cebine de alkolsüz bira dökeydin seni kimse üzemez ha. Ama onunla çok güzel oluyor işte. O asitli şeyle mükemmel oluyor yani. Deneyelim. Bursa'dan arıyorum bu arada. Bursa'dan yaşa kardeşim evet. Öpüyoruz. Bay bay çok iyi bak kendine. Hoşçakalın. Eski kaşarla fıstık taşımış cebinde. Ne taşıdınız sevgili dinleyiciler? Cebinizde taşınmaması gereken ne taşıdınız şimdiye kadar? Meyve taşınmıştır herhalde, elma. O benim rutinim oğlum. Yeni ıslak. O yani. Yıkayıp da koydum. Vallahi olması gereken o. Elma kurur da yani kot cebinde. Ve sana şunu söyleyeyim, çok şaşıracaksın. Siyah kot giydiğin zaman ıslığa da göstermiyorum. Yani siyah kota yeni yıkadığın mandalini koy, hiçbir şey yok. Şekerli bir şey koyduğun zaman yapış yapış oluyor bir müddet sonra, çok kötü. Mesela evet. Leblebi şekeri koydun. Tabii evet evet. Leblebi şekeri de hakikaten cepte taşınır ha. Ben tam sokak gıdası çünkü. Benim hıt hıt otu diye bir şey buldum ben, tamam mı? Sesim böyle kısıldığı zaman bala karıştırıp içiyorum. Zencefilli böyle, ama bir anda böyle harika geçiyor. Cebimde çok taşıdım son zamanlarda bal. Böyle yapış yapış hep sağ cepte. Hani böyle aslında kavanoz var da yani. Oradan bir acık işte kapağı acık gevşemiş, dökülmüş acık bir şeyler olmuş. Bir de onu ayı gibi almak istemiyorsun ya böyle simit ya da poğaça mesela. Küçük küçük koparıp atıyorsun ağzına. Kırında oluyor cebi. Doğru. Tam mesela tam simidi cebine koyarsın da yerken tamını çıkarmazsın. Anladın mı? Yani biraz böyle ucundan kopartırsın öyle yersin simidini açmanı. Evet. O bir şey söyleyeceğim. Bunu da yaptım ama benden soyun istemem. Yani siz benim birçok kötü halimi gördünüz ama ben o susamları en son parmağımı yalayıp cebimi böyle bir tur parmağımı gezdirip parmağımı yapıştırıyorum. Öyle yiyorum. Azıcık tozlu da. Acık ama. Biz soğumayız da. Kaç radyo kapandı acaba şu an? Acık yani. Acık tozlu, acık hijyenik olduğu konusunda yani emin değilim ama. Bazı yün topakları da gelmiştir. Onları tükürüyorum sonra yemiyorum. Alo. Alo. Standlarda bak. Hoş geldin hocam, ne haber? Abi akşamlar, iyiyim, sen nasılsın? Ne taşıdın cebinde taşınmaması gerekiyor? Abi ben askerde tayın pekmez karışım taşıdım. Yani miktar iyi değil diye. Bir şey söyleyeceğim sana. Askeri gerçekten şey yani. Olur, kabul. Peki. Ve cebimde patlamıştı bu. Peki açıkta mı taşıdın yani? Yok, kapalı kutu ambalajlardı böyle. Yemekler çok iyi değil diye kahvaltıda ben gidip cebimde akşam yemeğe saklıyordum. Bir kere patlamıştı, paşamdan açıyordu benim aşağı bayağı bildiğim. Vah be abi, ne güzelsin. Adın ne? Adın ne adın?
Adım Hakan abi. Hakan, memnun olduk Hakan'cığım. Hulusi Akar dese. Tekmil verse güzel olurmuş. Allah çok komik olmaz mı? Hakan Uzman, görüşürüz. İyi bak kendine, vay vay. Islak hamburger taşımış bir dinleyicimiz. O da betermiş o, be. Oğlum bir de pis kokar o ya. Sarımsaklı marmısaklı. Sarımsaklı. Normalde yanında tutmazsın. Tutmasın. Bir de cebinde taşımak neymiş? Bir peynir var. İnsanla... Ne o? Rockford mu o bir tane? Ha, evet. İki kat aşağıdan kokuyor. Mesela şarap içeceksin de yanında. Küfrü peynir ya tabii. Berbat kokar. Peynir tabağı söylüyorsun. Diyorsun ki geliyor bizimki yani. Bir de köşk gibi bir yerde içtik biz. Geçen tıkır tıkır geliyor. Adımlarını duyuyoruz, bir de koku geliyor. Rockford'un kokusu. Berbat ya. Ayak yani direkt. Ayak ayak. Yani ayak peyniri yani. Desen daha iyi. Ya şöyle yani atıyorum. Bir yudum şaraptan al, bir yudum dedenin ayağın. Aynı yani. Ay Rockford'a alışıyorsan da dedenin ayağına bozulmayacak. 20 yıllık şarap artı sol ayak aldım. 80 yıllık dede ayağı. O da iyice yıllanmış. Açılmamış. Ne kadar yaşlı, o kadar kıymetli. Çoraptan çıkmamış. 20 senedir yüzü görmemiş ayak. Porta ayak. Yeni çetikten çıkmış olsun. baykuş yavrusu taşımış bir dinleyicimiz. Ha, ilginçmiş. Çivinde bak, o da değişik. Canlı taşımak çok çok riskli. Ama şöyle değiliyor. Taşımıştır muhtemelen. Hani iki kafası eli, dışarıdadır. O de, öyle değil. İçeride de olsa kendisi eliyle yumuşatmıştır onu hayatı. Hani hava yani, alacağı evet. Şekilde cebi genişletmiştir. Çünkü evet. Normalde ya da şalvar gibi bir şey giymişsindir hayatta değil yani. Mi? Şimdi ben seni cebime soksam 2 dakika sonra ölürsün yani. Tabii. Sen de ölürsün. Ben de ölürüm. Seni de götürürüm ya. Yani. Çırpına çırpına. Aşağı çekiyor beni de. Ben de yani seni senin üzüldüğüne üzülürüm yani Kemal. Anladın mı cebimdeysen eğer? Seni öldürmek istemem. Mirkehan gibi konuştu. Belki de bunu anlatıyordur. Cebinizde baykuş yavrusu taşımayın. Şarkı bu muydu? Budur yani, belli olmaz. Kalem kutusunda karabiber taşımış bir dinleyicimizde. Cebine kalem kutusu koymuş, anladın mı? Karabiber tabii. Herhalde o da paket içindedir diye tahmin ediyorum. Yoksa hikaye evet. Nasıldı kim bilir. Mesela cebim full karabiber olsa ben yine ekerim yani pilavın üstüne falan. Yani cebimdeki karabiber sanki yani yenir gibi. Senin için çok önemli bir şeymiş yani, değil mi? Karabibersiz hiçbir şey yiyemiyorsun. Karabiber kendi de kıymetli bir şey olduğu için kullanırsın. Kimse de anlam veremiyor. Hapşu da hapşu. İki gündür karabiberle geziyorum. Hapşu hapşu hapşu. Telefonumuz var. Herkes bir şeyler taşımış. Alo. İyi yayınlar. Abi ne taşıdın cebinde? Ben değil de benim öğrencileri hayvanat bahçesine götürmüştük. Tamam. Karışaya. Tamam. Oradan bir tane öğrencimiz beğendiği balıklardan birini atmış cebine ve okula getirmiş. Yaşamıyordu değil mi? Yaşıyordu vallahi. Hadi be. Elinde yani, su o zaman. Nasıl bir cins balık sarsı? Balık değil oğlum. Küçük bir evrim geçirilmiş oldu. Amfibiko yani. Hem karada hem denizde. Karada, denizde. Valla. Benim bu serbest çağrışım başıma büyük dert açacak bugün ha. Bakalım ne zaman. Öptük. İyi bak kendine hocam. Olabilir. Bence birazdan. Bakalım. Küçükken bayramda torpille kibriti aynı cebe koymuştum. Aa bak, biz gerçekten arkadaş arasında birbirimizin cebinde torpil ne yakıp bileyim, atardık. Ne bileyim fitilin kibritin yanından ateşleneceğini. Cebimde patladı demiş bir dinleyicimiz. Ne kadar tehlikeli işler. Siz şaka olarak uzun mı yapıyordunuz? Uzun eşek oynardık. Eşek yıkılmadığı anda altına torpil atardık. Orada patladı, yıkardık. Konya'nın sert ikliminde çok sert oyunlar. İç Anadolu'da gerçekten her şey serttir. İklimi, oyunu, oyun, eğlencesi, her sert, şey sert. Sert oyunlu yani. Düğüne katıldın mı hiç böyle havluyla adam dövmeli falan? Mesela Çetnevir denir ona İç Anadolu'da. Bilir Ankaralılar Konya'da. Ne demek o? Havlulu sopalı mopalı yani. Tek mi çift mi diye diyelim, çifti biliyor, boynunu kırıyoruz yani, burası Konya. Düğünden bir gün evvel damat öldü. Ölmezsen evlenmeye hak kazanıyorsun. O kadar ağır oyunlar oğlum yani. Oğlum ama doğada da böyledir. Tabii. Adını koymazlar, git geyik avla derler yani. Biz sonradan çok alıştık kızı oğlum, isteyelim. Oğlum sadece kız istemeyle evlenilir mi, o kadar tabii. Basit mi hayat? Afrika'da var ya halen böyle ineklerin üzerinden koşman tabii. Gerekiyor. Bir evin bir güzel kızını alıyorsun yani. Ellerim doluydu, çay bardağı taşıdım demiş. Cebinde mi? Cebinde. İçinde çay var ki herhalde. Çok risk. Çay yokken bir şey olmaz. Mesut Bey çayla nasıl olsun? Nasıl yani? Çay yokkendir ya. Hayır, yokken bardak taşımaya ne var oğlum? Bu varken olmalı. Varken tabii ki. Varken nasıl taşıyacağım yani, dolu bardağı? Nasıl bir, cebine sokacağım? Bunun haber değeri yok aga. Evet evet. Dudak payı bırakırsın baya. Yani diyelim ki siyahi bir arkadaşımız işek gibi düşün. Dudağın payını baya bırakırsın. Koyarsın. Evet. Ama böyle çok düz yürümen lazım. Yani kaykıldığın an çünkü dökülür. Sıkıştırırsan kota
Vallahi kimse beni inandıramaz buna. Bir boş bardak. Sana ya. Şunu söyleyeyim, askıcı gibi takla atarım yine bir şey olmaz için. Beni delirtme. Beni burada zorlamayın. Yeteneksizsinizdeki köpeklerden daha yetenekli olduğunu gösteririm. Abi eline 5-6 bardak almıştır. Sığmayanı da cebine koyuyor. Boş dolu dolu. Bunun haber de yok. Ben sana 8 tane bardak sıkıştırayım cebine. O zaman cebimde çay taşıdım derdi. Hayır ama çay bardağıyla taşıdım. Niye Kemal'i ikna etmeye çalışıyorsun? Ne bileyim ya. Hocam yazsana şunu doğrusunu. Cebinde çay mı taşıdın, bardağını mı taşıdın? Samimi ol ya. Adam sanki bir şey yapmış. Azıcık esnaf ol. Oğlum. Önce hırsızı esnaf barındırmayacak. Sen böyle yaparsan. Yani için dışın bir olsun birader. Bu nedir ya? Yazsana dayı. Acaba çay mı? Çay bardağı mı taşıdın? Hay Allah'ım. Yayın gibi yayına. Yine bedava yapıyoruz. Çok üzülüyorum bazı şeylere. Cebimde kelimeler. Kokoreççiden yürüttüğüm biberiye turşularını taşıdım demiş. Bu taşınır canım. Ha bu hırsızlık işte. Küçük hırsızlık. Esnaf var. Bir önceki arkadaş bu arkadaşı barındırmasa bunlar olmaz. Biberiye de yani. Bir de üzerine söylenen çayı götürmüş. Ulan ne korkulur. İkram çayı da almış cebine. Hesabı koymuş. Da ödemedik. Hesabı da adisyonu da cebine öyle koydum mu? Yani. Yok çay yok, bunu silin diye adisyonla. Cebde çay. Ne kadar kötü ya. Bakalım sizden gelen cevaplara. Cebinizde taşınmayacak ne taşıdınız şimdiye kadar? Akşamın sorusu. Yarım doluydu abi çay demiş bak. Tam dediğimiz evet, gibi. Evet doğru. Nuri'yle. Lan sizi de kırmamış, beni de kırmamış. Yarım doluydu. Gömlek cebimde kedi yavrusu taşıdım demiş biri de. Gömlek cebine affedersin yani, kaplanın kendisi var. Gömlek cebi değil benim kastım. Biraz daha pantul cebi. Gömlek cebi ya. Çünkü ferah bir şey yani. Evet, evet. Palto cebi de olur. Önemli olan pis, çirkin olmaması gereken bir şey taşıma. Cebine çocuğunu koyan var oğlum. Gömlek cebine ne olacak? 6 aylık çocuğunu koyuyor geziyor. Eskinin açık mavi gömlekleri olur ya, baba gömleği. Ha. Gerçekten o cebe her şey sığıyor. Sığar sığar. Çekirdek aile sığar. Not kimse defteri, sıkışmaz. Kalem, sigara paketi. Tabii. Küçüğü, evin küçük çocuğu. Varını yoğunu oraya yükleyip gezen insanlar oluyor da. Evet. Yani orası zaten onun kalesi. Oynadığım yani. Kumarlar, küçük kumarlar var ya. Ha, at yarışlar. Bültenler. Ah yaşa. Hepsini oynadım. Alo. Kalesi. Alo. Alo. Hocam ne taşıdın cebinde? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben ilkokula giderken annem evde yoktu. Ablam dedi ki gelirken dedi iki tane yumurta al gel dedi. Eskiden de bakkal mantığı vardı. İki tane yumurtayı alırdınız. Küçük şeffaf poşetlere koyup. Aa evet. Cebine koyardın sen de. Ben de onu cebime koyardım. Bir de bizde bir şey vardı. Böyle yaşlı amcalar böyle emeklilik zamanları gibi düşünün böyle. At arabası kullanırlardı böyle. Fayton. Evet tamam. Tane, at arabası. Onu da nedense biz binmeye çalışırdık. Onlar da bindirmemek için ellerinden gelen böyle kamçıyla falan korkuturlardı falan böyle. Biz de yüz yüze binmeye çalışırdık. Neyse işte ben yine yumurtayı aldım. Önlüğüm bu yan cebine, yan cebine koydum. Normalde mantığım şöyle giden at arabaya böyle atlarım böyle oturunca da bir şey olmaz. Neyse böyle at arabaya doğru böyle kendimi yer kendim böyle attım böyle oturacağım artık yani giden at arabaya böyle yavaş yavaş böyle. Kırıldı mı yumurtalar böyle... gelse de ne? Amca da böyle şeyi kaldırınca kamçıyı böyle kaldırınca ben de kendimi sakındım böyle üzerine doğru düştüm yumurtaları kırdım. Yaşa geçmiş olsun, adın ne senin? Teşekkür ederim. Tahir. Tahir iyi ki aradın, öpüyoruz seni, bay bay. İyi akşamlar. Hadi gene ara görüşürüz. Çok güzel hikaye de. Sonunda daha biri, sert olmalıydı yani. Sonunda radyoyu açsa biri çok daha, değişik yani cebime, hikaye oldu. Yani en son cebime amca atı koydum. Amca kamçıyı sallayı ben yumurtaları kırdım. Ha yani işte hani ne bileyim işte at kaptı yumurtayı falan, böyle bir şey bekledim tabii yani. Tabii finalini böyle yapacaksın yani, yayına bağlamıyorsan. Tabii adamı at yedi. Böyle şeyler söyleyecek ki biz ooo diyeceğiz sonuna. Yani sonuna uydurun yani sevgili dinleyiciler. Hadi gelelim, uzun konuştuk baya. Birazdan buralardayız. Rabarba at yedi. Devam edecek, ayrılmayınız. Bir saat kaldı, bir saat sonra... Görev bilinci olan tüm rabarbacıları Maslak BKM mutfağı bekliyorum. 20.30'da stand-up'ta buluşacağız. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler 19.35 yayın saatimiz. Hayli randımanlı bir yayının artık son yarım saatindeyiz. Kemal Ayça, Nuri Çetin akşamki konuklarım ve... Bu akşamın sorusunu azıcık değiştirdik. Cebinde taşınmaması gereken ne taşıyorsun'a çevirdik. Hangi ortamda gerilirsin zaten miadı doldu. 40 kere de sorduk. İşkembeciden yürüttüğüm sirkelik demiş. Güzel. Bunda içi dolu değil mi? Şimdi ya kokulu Kemal, kokulu şeyler. Kemal diyecek ki gene şişesini bilmem ne. Biz diyeceğiz ki bilmem ne. Çocuk diyecek ki abi yarısı dolu. Yani bunu artık tekrar yarısını çorbaya döktü. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Artık gelmeyelim bu tuzaklara. Gelmeyelim abi. Bu insanların zaten bütün derdi biz kavga edip ayrılalım. Yayında birlik beraberliği en çok
İhtiyacımız olan dakikalar. Böl ve yönet Rabarba. Ben şunu söyleyeyim. şunu söyleyeyim. 19.40 gibi Ulus'a sesleneceğim. Ulusal radyo değil mi? Doğru valla. Sesleneceğim. Evet. Aynı şey yani. Ulusal. Bakalım. Yaz mevsiminde misket sakızları cebe doldurup pantolonu rengarenk yapmışlığım vardır demiş. Bildiniz mi o yuvarlak? Hı hı. Üçlü satılan değil mi? Tamamen boya sakız. Yani aa bak doğru, çok cebe atılan bir şey. Erir sıcaktan. Bir ya. Boya firmasından git boya al daha iyi. Boyası %95 sakızı %5. Galiba kurumuş boyaya zaten onlar azıcık şeker ekleyip piyasaya sunuyorlar. Vallahi badanacılar da final alıyor olabilirler yani. O tabii. Altta kalan boyaları. O kadar kötü boya yani. Bu arada lezzetli çok toz olanı da oralet diye satıyor. Ve o sakızı çiğnediğin gibi küçük dilin büyük dilin hemen o rengi bürünür. Hemen yani bürünür. Net yani. Boya çünkü. Bir de sevinirdik ya ağzımız dilimiz kırmızı mor olunca. Ama onlar lezzetliydi öyle hatırlıyorum. Oğlum yeşil ağzı kim sevmez. Bunu herkes sever evet. Yani. Tabii. Uzaylıyım diye gezerdim böyle. yapardım insanlara. Pis mavi dilinle değil mi? 0212 368 62 40 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. 19.36 yayın saatimiz. Cebinizde taşınmaması gereken ne taşıdınız? Telefon da alacağız. Bununla alakalı aklınızda olsun. Beylerbeyi'nde ünlü bir restoranda aşçı olan bir arkadaşım ziyarete gittim. Gel terasa çıkalım deyip asansöre bindik. İster misin deyip cebinden kızarmış karidesler çıkardı. Nasıl meşhur restoran ya? Yiyin mi? Gel çıkalım terasa. Otur benim yanıma. Abi sen girdin bir şekilde, ne yapalım? Evet. Çerez niyetine yiyorum dedi demiş. Dumurlardan dumurlara girdi. Nasıl oluyor, kızarmış? Ben alırım ya, yerim. Ben galiba biraz yağlı olur diye tahmin ediyorum. Yani hijyen konusunda tozlu olduğunu bildiğim bir şeyi bile yiyorum ben yani. Bir şey olmaz. Sana yer köpeği diyebilir misin? Yerden alan yer köpeği. Rahatlıkla deriz. Ben hiç gocunmam yani. Yer köpeği diyebilir. Biz zaman zaman yer köpeği olmuşuz. Ha, ve ben bana hiç koymaz. Bir de daha lezzetli bulurum yani. Yerden almayı, tozlu olmasını. Vücuduma çok güveniyorum ben. Diyorum ki vücut bunu sindirir. Hiç bana da yansıtmaz. Bir iki böyle söylenir. Yatar uyur diyorum ya vücudum için. Küçükken mahallemde bir çocuk vardı böyle. Yerde ne olsa yerde. Herkes de yere bir şey atardı o çocuk yesin diye. Büyük bir eğlenceydi. Eğlenceye bak. Kumla kumla yiyordu. Standarda bak işte o çocuk kimdi biliyor musun? Yer köpeğiydi. Alo. Alo, iyi akşamlar abi. Hoş geldin hocam yayınımıza. Cebinde taşınmaması gereken ne taşıdın? Evlenme teklifi edeceğim zaman eşime bir pahalı bir yüzük almıştım. Kutusunu kaybettim. Metro cebinde taşıdım. Ciddi misin? Kaç paralıkta? Kaç paralıkta? Sene 2014. 2300 dolardı o zaman. Tabii dolar o zaman. Dolar zamanı. Ve sen onu açık halde hiç dışında bir kağıt mağıt bir şeye kapladın mı, normal mi? Bankacıydım, bloknot kağıdını sardım. Ya ne oldu aslan? Doğru. Kağıda sarmış. Metrobüste bayağı gezdik onunla. Yani. Fişe sardım Mesut Bey, fişe. Vay be hocam, ama insan gerilir, kaybettin mi? Yo, evliyiz şu anda. Çok tatlıyım. Tamam oğlum, yüzüğü kaybetsen de alırdın illa 500'e. Onu mu sorduk? Çok güzel. Ya 2300 dolara 2 yıl erteleyebilirdim. Çok güzel. Adın ne? Kadir. Kadir, her zaman ara. Öpüyoruz. Eyvallah. İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar. En çok ne kadar yüksek bir meblağ taşıdınız cebinizde beyler? Hatırlıyorum ben, 600 lira. Ulan değildir be oğlum. Benim zirvem. Benim bahşişim o ya. 600. Yok lan benim de öyle iş. Kira. Bir yerden aldım, bir yere götürüyordum. Beni de değil, emanet para. Bir şey söyleyeceğim. Aman dikkat et, aman sahip çık diye bin bir nasihatle. 600 lira emanet parayı bize hikaye diye anlatıyor. Ne yapayım ya? Yani. O yani para. Hayır, en azından oğlum biz de zaten 1500 lirayla gezmiyoruz da cebimizde. Ama bir kiradır, bir şeydir, bazen cepte duruyor. Ya arkadaşım, biz ev almış insanız. O eve nakitle gidildi. Zaten. Gerile gerile, gebere gebere. Yanında böyle nakit taşımayan adam ev alır. Benim gibi nakit böyle hani sanki çeftali kasalarını yeni satmış çiftçi gibi gezen ben. Sen hasatı kaldırıp direkt şehre, pavyona ya. Gider sonra Nuri'den de borç alırım. Hayat biraz böyle. Karıncayla Ağustos böceği Kemal. Ben sana diyeyim. Bunu öğren. Sen ne kadar taşıdın? Ben kısa bir zaman önce işte bir 16-17 bin lira soktum cebime. Çok tedirgin oldum ama. Ciddi misin? Sebep evet. Araba almak falan mıydı? Yok ya, biliyorsunuz işte vergi dairesi. Gittik borç yatırdık ha, oğlum. Cebinle. Vergimizi ödüyoruz 16-17. Tabii. EFT ile yatır. Yok. Olmuyor işte, mu? Nakit vergi dairesi. Vergi dairesinden birini tanıyacaksın aslında, hesabına geçeceksin. Gittim şubeye. Ben de şok cepten oldum. Cepten cebe.
Merhaba Cansu, bana bir IBAN göndersene diye. Kızın hesabına göndereceksin. Güvendiğim 2018 biri. Olmuş adam diyor ki kredi kartı almıyoruz dedi. Paşa paşa gittim şeye. Bankamatikten de çekemiyorsun. Evet, öyle meblağ çekersin. Elden çektim. O bir gerginlik, bir sürü adam var. Bir de böyle sanayidesin biliyorsunuz orayı. Hı hı. Oradan oraya gittim böyle tuta tuta. Çok gerildim yani. Ama çok tutulur gerildim. Abi. 16.7 tutulur aga. 16.000'e ne oluyor diye gittim. Baya yani şey hiçbir gibi. Hiçbir şey tutmazsın 16.000 tutarsın. Çünkü çok güzel bir para yani 16.000. Değil mi? Şişkin cebinle. Şey hiç falan, mutlu etmiyor insanı. Cebinize benim. Ev yemeği sokar mısınız? Ya mesela annene dedin ki anne dedin barbunya ama dedin işte yiyeceğim. İş oğlum ev yiyeceğim. Yemeği gibisi var mı? Böyle. Böyle kaşıkla kotuna boşaltacaksın. Sağ taraf barbunya, sol taraf cacık. Dışarıda sonra, kim bilir nelerden yapıyorlar. Sonra, tabii ki de ev yemeğe sokarım. Sonra ben. İşte böyle avuç avuç acıktı ya öğle yemeği. Herkes işte gidecek restorana, bir saniye diyeceğim. Benim bir 10 dakika bana müsaade edin. Sefer tası çok çirkin bir şey zaten görüntü olarak. Cebine doldur. Tabii. Ve cepten pilav güzel olur. Hiç mesela bir cebe mantı dolduracaksın, öbür cebe sarımsaklı yoğurt. Ha tabii tabii. Hatta arka cebe normal yoğurt, hani başkası da yerse. Doğru. Kızla buluşmaya gidiyorsun, normal yoğurt olsun. Sarımsaklı sevmezse onu arka cepten verirsin yoğurt. Hanım bir cep daha eklemesin. Valla bunlar pantolona bir cep daha eklemesin. Yapılır yani, yapılmayacak şey değil. Çok kısa bir aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenler. Bir sabah uyandığında kendini devciliğin bir böcek olarak buldu Gregor Samsa. Bir sabah uyandığında kendini bir elli, kel, fodul, içine kapanık ve fındık gibi bir buruna sahip olarak buldu Mesut Süre. Uçtum, uçtum, avuç oldum, bir topacık suç oldum. Değişmeyen tek şey Rabarba'dır. Rabarba dönüşümdür. Tanıtıcı reklam. Huawei'in sunduğu Rabarba devam ediyor sevgili dinleyenler. Kemal Ayça, Nuri Çetin ve Mesut Süre kadrosuyla. Sevgili konuklar, ben de Huawei Mate 10 Pro var ve biraz size şarjımdan bahsetmek isterim. Buyurun. Sana şunu söyleyeyim. Huawei'in süper şarj teknolojisiyle 20 dakika şarj ediyorum. 20 dakika. Tüm gün kullanıyorum. Evet, o ya. Gerçekten hayat kurtaran bir özellik. 20. Mate 10 full şarjlıyken benim normal hayat enerjimden daha yüksek bir enerji barındırıyor galiba. Evet, evet. Çok affedersin. Şimdi kaç ATP'ye denk gelir? Epey yani. C6, H12, O6 diyebiliriz bu abi için. Biz ömrümüzü 2 ATP ile idare ediyoruz Nuri ile. Baya 10-15 ediyor yani. Ya şuna şunu söyleyeyim. Sen mesela telefon olsan. %7'sin hep. Bitmiyorum da ama. Yok, bitmiyorsun. Yani bir uygulamaları şey, kapatıyor. Bir ama hep kısık yani. Bir şeyler yaptırıyor ama. Hep kısık. Sen de mesela parlaklığı açtın mı kapanıyor hemen, tamam mı? Sana parlaklık açamam, evet. Yani. Kapatmam lazım. Bir takım uygulamalar. Ses düzeyi az falan. Evet, az. Bir takım uygulamalar az. YouTube açamıyorsun. Böyle şeylerim var yani. Açtın mı hemen kapanıyorsun. Görüntü izleyemiyorum sende. Fotoğraf flash bakamıyorum. Yok. Ya yok yok. %7 yani. Bana SMS sorun yani. Okurum. Sen o 1000 tane bedava SMS var ya. Onları doldurmak için müthiş bir insansın. Onu bil. SMS'i benden oku. Görüntüyü Huawei Mate o yüzden aktaralım. Bu telefon firmaları şey yapıyorlar ya, bazı markalarda işte havaalanında şurada burada priz kovalıyorsun sürekli filan. Yani ben eskiden başka bir marka kullanırken Huawei'ye geçtim. Hayatımdan priz çıktı. Bir insan hayatından priz çıkar mı yani? Anladın mı? Hani fişe taktığım o an çıktı yani. Ben hani de yıllarca şarj aletiyle dolaştım ha, evde arabada. Şehrin her ortamında, her yerinde yani. Bindiğim takside abi bir takalım mı? Havaalanındayım. Ondan sonra çok uzak bir yer gösteriyor. Şurada bir priz var diyor, tamam mı? 700 metre yanında oturacak yer yok. Duvarın dibinde yerinde çömeleceksin de o da boşsa yani. Başka adamı bekliyorum filan. Yani bir senedir derdim gamım bitti. Öyle söyleyeyim sana. 20 dakikayla. Tüm gün az sonra burada olacağız. Hanımlar beyler. Rabarba devam ediyor. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, son dönemlerin mizahı en yüksek yayınlarından biri olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu tahmin ediyorum. Bu akşam kahkaha attın mı, attın da neye attın diye sormak istiyorum şu anda sesimi duyan dinleyicilerimize. Son fotoğrafımızın altına Instagram'daki hemen yazın şu an. Yazanlar arasından bir kişiye de Cuma günü Kadıköy'e davet ediyorum oyunuma. Bahane Kültür. Katılım yüksek olsun. Beni ayağınıza sağlık. Rica ederiz. Valla çok, çok güzel işti. Çok güzel yayındı. Bugün yayına gülen A'dır.
A plus'tır B'dir. Bugün yayına gülmeyen C'dir. Yani gülmeyen sana şunu söyleyeyim. C'dir. Gülmezlerse diye öyle küfürlü bitireyim mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz kulak kabartanlara. Bir aksilik olmazsa yarın akşam 18'de bu frekansta İlker Gümüşoluk ve Erman Arıcasoy ile yayında olacağız. Hoşçakalınız. Bye bye. Ne bunlar kaşıyla gözüyle. Yok şaka geldi Erman'ın, dilime de. Erman... C'lere gün doğdu diyecek. Erman ne ayak diye baktılar. C'ler kaş... yarın kaçırmayın. Kaşıyla gözüyle olsun. Daha yetişiyor. Öyle hemen olmaz. Sen ilk 6 ay. Ayıbımıza bak. İlk 6 ay Nuri Çetin'in yayında merhaba diyemediğini biliyor musun sevgili dinleyici? Yalan mı? Gık. Gık başlıyor. Hadi hoşçakalın. Mesut Süreyler'e barba sona erdi.